Herkese yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma video videoya hepiniz yeniden hoş geldiniz. Bugün e, önemli bir konak mı konuşacağım. Creator olmak. E, bazı kişiler sadece 5000 abone yolculuğunda creator olabileceğini sanıyor. E, bu yüzden ben de creator için gerekli olan bütün şartları söyleyeceğim bu videoda. Tabi ben de creator olamadım çünkü bazılarını karşılamıyormuşum. Aktiflikten dolayı galiba ya da videolarda ismini göstermediğim için. Her neyse o zaman e, olmanın şartlarıyla e, başlayalım. Öncelikle ben kreatör olmadığım için e, PKC'ye bir tane mail gönderdim. E, ve iki tane mail gönderdim hatta. Yani PKC support'a. Orada da e, direkt olarak otomatik yapılarak e, Genel şeyleri söyleyeceğim ben. Yani genelde fazla bir yerlerde yazmıyor çünkü bunlar. O zaman e, ee, başlayalım. Öncelikle 5 abonenizin olması gerekiyor. Bunu herkes biliyor zaten. Ee, daha sonra e, aylık olarak 10.000 izlenme gerekiyor. Şu anda ekrana resmini koydum. Bakın e, bunu kendisi diyor. Aylık 10 izlenme. Yani 10.000 bin izlenme biliyorsun, videonuzun olmanız gerekmiyor. Yani bir ayda yani 10 bin yani en az 10.000 bin izlenmeye ulaşmanız gerekiyor. Ee, daha sonra 15 gün içinde yani son 15 günde asılmış en az bir tane videonuz olması gerekiyor. E, ee, yoksa creator olamıyorsunuz. Yani bu yüzden 15 günde bir video yapmanızı öneririm. Ben video yapmadım işte olamıyorum. Bu aralar video yapmaya çalışıyorum ki artık creator olabileyim. E, ee, 13 yaşında ve daha üstü olmanız gerekiyor. Bu çok önemli mi bilmiyorum ama yani bence çok önemli bir şey değil bu yani. Bence yaşınız yalın olarak söyleyip de olabilirsiniz. Daha sonra hesap falan vermemeniz gerekiyor. Bug videoları çekmeyin bence çünkü mesela birisi benim oyunumun oyunuma buglarını videolarını çekse ben onu kreatör yapmam. Çünkü benim oyunun açıklarını da gösteriyor o yüzden çekmeyin bug videosu. Yani bu tür böyle problemlerin neden açacak videolar çekmeyin. Ve PKXT'yi kötülemeyin çünkü Mes mesela benim oyunum çöktüğü zaman onu da yapmam. O maalesef kreatör yapmazlar. Ee, videolarınız çalıntı olmamalı. Ve başka kreatörler hakkında konuşmayın. Yani videolarınızı onlardan bahsetmeyin. Onlara bir şey söylemeyin. Evet diğerine geçin. Ee, bu da e, neden kreatör olmadığımızla ilgili şeyler. Bu da direkt olarak geldi. Yani başlıklar olmamalı videolarınızda. Yani Mesela diyelim, e, PKXT'ye ne oluyor? Yani ne oluyor değil yani, tam olarak öyle değil de. Yani videolarınızla ilgili başlıklar olsun. Yani dikkat çekmek için böyle başlıklar koymayın. Eğer e-mail adresiniz, başvurduğunuz e-mail adresiyle aynı değilse olamazsınız Yani başvururken e, YouTube hesabınızın e-mail adresini oraya koymanız lazım. Yani PKX hesabınızın değil. Zaten adınızı kolunuzu yazıyor. Fuzret size oluşabiliyorlar yani. Çünkü onlar zaten oyunun yöneticileri ve istediği şey yapabilirler. Benim Creature olmamamın ikinci nedenine geçelim. E, videolarınızda isminizi gösterin çünkü ismini göstermeyenler creator olamıyor. Ben e, creator creator'ın herkese baktığımda hepsi videolar ismini göstermiş ama ben göstermemişim hiçbir videomda o yüzden tek creator olamadım. Yani siz buna çok dikkat edin. Ee, videolarınız e, yetişkinlere özel olmasın, yani çocuklara özel videolar çekin, yani şey YouTube Kids olarak ayarlayın demiyorum yani. Çocukların izleyebileceği videolar olsun. Ee, abonelerinizin haykısı açık olması gerekiyor. Ve e, izlenmelerinizin düşük olması gerekiyor, normal olması gerekiyor. Yani nasıl da 5 bin abonesiniz. Ee, ve videolarınızın en az bin ya da 2000 falan izlememiz gerekiyor. Çünkü eğer 200, 300 ya da 100 falan izlenirse ben olsaydım o kadar izlememiz falan bir creator yapmazdım yani. Ve yapmazlar sizi creator. Zaten burada da yazıyor. Ee, daha sonra bot basmamanız gerekiyor. Ve abone satın almamanız gerekiyor. Ee, ve abonelerinizde böyle e, boş profiller olmaması gerekiyor. abonelikleriniz de yani size abone olan kişilerde yani normal abone olması gerekiyor. Mesela böyle değişik değişik isimler ya da profiler olmayan olmaması gerekiyor. Yani bu sizin bot bastığınızı gösterir. Evet dediğim şeyleri yaparsanız kolaylıkla e, creator olabilirsiniz. Mesela ben yapmadım o yüzden olamadım. İzlemelerimde sıkıntı yok ama e, aktif olmadım olamadım ben herhalde. Neyse creator olmaya çalışacağız. Siz de e, bunları yapmadan asla kesinlikle başvurmayın. Bu arada çok güzel tüm videolarla başvurun ve yeni videonuzla başvurun. Ya bu, yeni telefonun yeni video olmasına pek gerek var mı bilmiyorum ama bence olabilir. Bu yüzden ben deliklerini yapmadan asla başvurmayın. Eğer buna yapmam başvurursanız başvurunuz kabul edilmeyebilir ve hayal kırıklığına uğrarsınız tıpkı benim gibi. Bunları yapın sonra başvurun yani işinizi garantiye alın. Evet benim e, videom anlatacaklarım falan bu kadardı. Ben izlediğiniz için ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorum yorum da yazarsanız çok sevinirim. Hoşça kalın.